Verilen şekilde ABCD bir dikdörtgendir. DAE açısının ölçüsü 65 derece ve AE uzunluğu EB uzunluğuna eşit olduğuna göre AEB açısının ölçüsü kaç derecedir? AE uzunluğu EB uzunluğuna eşitmiş. Burada oluşan üçgenimiz bir ikizkenar üçgen. Buradaki açımız 65 derece ise dikdörtgenin iç açılarının ölçüleri 90 dereceydi. Bu durumda 90'dan 65'i çıkaralım. 10'dan 5 çıktı. 5. Burada 8. 25 derece oldu. Yani şuradaki açımız 25 derece. Üçgenimiz ikizkenar olduğu için buradaki açımız da artık 25 derece oldu. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 25 ile 25'i toplayalım. 50 yaptı. 180'den 50'yi çıkarırsak 130 derece oldu buradaki açımızda. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki ABCD yamuğunda A açısının ölçüsü 55 derece ve B açısının ölçüsü 70 derece olduğuna göre D açısı ile C açısının farkı kaç derecedir? Buradaki açımız 55 derece ise 180'den 55'i çıkarıp D açısının ölçüsünü bulabiliriz. 180'den 55'i çıkaralım. 10'dan 5 çıktı 5, 7'den 5 çıktı 2, 125 derece oldu. Buradaki açımızın ölçüsü 70 derece ise C açısını bulabiliriz yine. 180'den 70'i çıkarırsak 110 oldu. İkisinin farkını soruyordu bize. 125'ten 110'u çıkarırsak 15 derece oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki şekilde ABCD eşkenar dörtgendir. A açısının ölçüsü 100 derece olduğuna göre BDC açısı kaç derecedir? Buradaki açımız 100 derece ise karşılıklı açılar eşit olduğu için buradaki açımız da 100 derece oldu. Eşkenar dörtgen olduğu için burada oluşan üçgenimiz bir ikizkenar üçgen. Bu durumda 180'den artık 100'ü çıkaracağız. 80. 80'i de 2'ye böleceğiz ikizkenar üçgen olduğu için. Açılarımız 40'ar derece oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki şekilde ABCD eşkenar dörtgen. BFE açısının ölçüsü 35 derece, BEF açısının ölçüsü 75 derecedir. Buna göre C açısının ölçüsü kaç derecedir? Öncelikle üçgenden yola çıkalım. 75 ile 35'i toplayalım. 10, 11, 110 derece yaptı. 180'den 110'u çıkarırsak 70 derece. Yani buradaki açımız 70 derece oldu. Şeklimiz bir eşkenar dörtgen olduğu için ardışık açıların toplamı 180 dereceydi. Buradaki açıyla buradaki açının toplamı 180 derece oluyor. 180'den 70'i çıkarırsak bize sorulan açıyı bulmuş oluruz. O da 110 derece. Yani doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yukarıdaki şekilde ABCD dörtgeni paralel kenar, DEC üçgeni ise eşkenar üçgendir. DAE açısının ölçüsü 100 derece olduğuna göre BCE açısı kaç derecedir? Buradaki açımız 100 derece ise buradaki açımızı bulabiliriz. Ardışık açıların ölçüleri toplamı 180 dereceydi. 180'den 100'ü çıkaralım. 80 derece oldu. Yani şuradaki açımız 80 derece. Buradaki açımız 60 derece. Buradaki açımız yine 60 derece. Üçgenimiz çünkü eşkenar üçgen. Şu üçgenimiz 60'ar derece oldu. Karşılıklı açılar eşit olduğu için burası 100 derece ise buranın da ne yapması gerekiyor? 100 derece olması gerekiyor. Bu durumda 100'den 60'ı çıkarırsak 40 derece olarak buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıdaki şekilde ABFG ve BCDE karedir. AB uzunluğu 5 cm, BC uzunluğu 3 cm olduğuna göre EF uzunluğu kaç cm'dir? BC uzunluğu 3 cm ise BE uzunluğu da 3 cm'dir. Şeklimiz kare olduğu için. AB uzunluğu 5 cm ise BF'nin tamamı da ne olmak zorunda? 5 cm. Bu durumda 5'ten 3'ü çıkarırsak
Buradaki uzunluğumuzu 2 santimetre olarak buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgen ve AFDE karedir. Buna göre BAF açısının ölçüsü kaç derecedir? Şeklimiz kareymiş. Buradaki verilen doğru parçası karenin köşegeni oluyor. Bu durumda köşegenimiz ne yapıyordu? 90 dereceyi iki eşit parça ayırıyordu. Yani buradaki açımız 45 derece, yine buradaki açımız da 45 derece oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgen ve AECF paralelkenardır. AFC açısının ölçüsü 121 derece olduğuna göre ECB açısının ölçüsü kaç derecedir? Şeklimiz paralelkenar olduğu için buradaki açımız 121 derece ise buradaki açımız da 121 derecedir. Şuradaki açımız doğru açı olduğu için 180'den artık 121'i çıkaralım. 10'dan 1 çıktı 9, 7'den 2 çıktı 5, 1'den 1 çıktı 0. Buradaki açımız 59 derece oldu. Şeklimiz dıştaki şeklimiz dikdörtgen olduğu için köşe açıları 90 derecedir. Buradaki açımız 90 derece. 59 ile toplayalım. 9, 149 yaptı. Üçgenimizin iki açısının toplamı 149. Üçüncü açıyı bulabiliriz. İç açıları toplamı 180'di. 180'den 149'u çıkaralım. 10'dan 9 çıktı 1. 7'den 4 çıktı 3. 31 derece oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Noktalı kağıtta verilen çokgen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 6 kenarı vardır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarı var. Evet, bu ifademiz doğru. Bir iç açısı dar açıdır demiş. Burada baktığımızda dar açı olan bir iç açısı yok maalesef. Altıgen olarak isimlendirilir. Bu ifademiz de doğru. Herhangi bir köşesinden 3 tane köşegen çizilebilir. Bakalım 1, 2, 3 tane köşegen çiziliyor. Bu ifademiz de doğru. Bize yanlış olan ifadeyi soruyordu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Eşkarelere bölünmüş alanda verilen şekil hangi doğru parçası boyunca ikiye ayrılırsa elde edilen parçalardan biri paralel kenar olur. DE doğru parçasını çizelim. Elde edilen parçalardan biri dikdörtgen, diğeri ise dik üçgen oldu. EG doğru parçasını çizelim. EG'yi çizdiğimizde bakın burada bir paralel kenar oluştu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıdaki izometrik kağıtta verilen üçgenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? KLM eşkenar üçgendir diyor. Bu ifademiz yanlış. Bakın buradaki uzunluğumuzu sayabiliyoruz izometrik kağıt üzerinde, fakat buradaki uzunluğumuzu sayamıyoruz. Yani kenarlar eşit değil, noktalar arası uzaklık eşit olmalıydı. KRM dar açılı üçgendir diyor. KRM üçgenine baktığımızda geniş açılı bir üçgen olduğunu görüyoruz. Bu ifademiz de yanlış. KRP çeşitkenar üçgendir diyor. KRP üçgeni bakarsak bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani eşkenar üçgen, çeşitkenar üçgen değil. Bu üç ifademiz yanlış oldu. KPL üçgeni geniş açılı üçgendir diyor. Evet, buradaki açımız geniş açı olduğu için bu geniş açılı bir üçgendir. Bu ifademiz de doğru. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı.